Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk söz Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben OHAL üzerine konuşacağım. 4 yıldır OHAL devam ediyor. Dün başarısız bir darbe girişiminin yıl dönümü idi. Sonrasında 4 yıldır darbe devam etti. Gerçek anlamda darbe 4 yıldır devam ediyor. Neye yapılıyor? Demokrasiye, hukuka, insan haklarına, millete yapılıyor. Annelere, babalara, çocuklara, seçilmişlere, belediye başkanlarına, milletvekillerine yapılıyor. İşte bütün bu OHAL macerasını biz büyük bir araştırmada inceledik. 3 yıldır inceliyoruz. 3305 kişiyle 3. yıl OHAL araştırmasını geçtiğimiz günlerde açıkladık. 1667 sayfalık dev bir rapor hakkında size bilgi vermek isterim değerli arkadaşlar. OHAL anayasanın izin verdiği bir hal. Ama OHAL anayasaya aykırı bir şekilde kullanıldı. Anayasa ayaklar altına alındı. Anayasal rejim yerine bir KHK rejimi kuruldu. Ve insanlar sorgusuz, sualsiz ihraç edildi. Kamu görevinden ihraç edilmekle kalmadı. Özel sektörde iş bulmalarının önüne geçildi. Öğretmenler, şu anda 55 bin öğretmen açıkta hiçbir iş yapamıyor. Hukukçular avukat olamıyor. Özelde bile iş yapamazsın denildi. Ne denildi? Öl denildi. Öl. Seni imha etmek istiyorum denildi. Yurt dışına çıkışları bile engellendi. 3,5 yıldır pasaport yasakları getirildi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Yargı kararı olmaksın pasaport yasağı getiremezsiniz. Sonuna kadar bunu yaptılar. Ve sonunda aç susuz kalan insanlar sivil bir ölüme uğratıldı. Yani yaşayan insanı ölüm kabul eden bir iktidar var karşımızda. Sosyal ölüme uğrattılar. Aforoz ettiler. Siyasi ve sosyal bir soykırıma uğrattınız. Ve insanlarımız intihar etmeye başladı. Bakın 4 yıldır 60'tan fazla intihar var. İnsandan bahsediyorum. Siyasi kelam etmeyin bana. İnsanlar intihar ediyorlar. Çaresiz kalıp intihar ediyorlar. Boşanmalar normal popülasyona göre, normal popülasyonda 1/1. KHK'lılarda %3,2. Yani 17 kat artmış. Yani insanların evlerini yıkmışsınız, ocaklarını darmadağın etmişsiniz, aile birliği bütünlüklerini perişan etmişsiniz, intihar eden, sosyal dışlamaya uğrayan, ekonomik sefaleti, psikolojik sorunları %90 oranlarında yaşayan bir topluluk var karşımda ve şu an Türkiye'nin en önemli sorununun bu olması lazım. İnsanların mallarına çökme, ganimet gibi görme, emekli hakkını alan insanların emeklilik hakkını gasp etme, emekli ikramiyesini gasp etme, yasal hakkı aslında, veyahut da sosyal, aç susuz kalan insanlara sosyal yardım vermeme, ondan da men etme, bunlar soykırımdan başka nedir? Bir de bütün bunların üstünü örtmeye çalıştınız. Evet, sayısal çokluğunuzla, Cumhur İttifakınızla AK Parti, MHP bunun üstünü örttü. Ne yaptı? 31 Ekim 2019 öncesi tüm SGK'nın suç ve günahlarını örtmek üzere SGK yetkililerine yasal zırh getirdi. Bunu bu meclis çıkardı. Utanç verici bir yasadır. Soykırımı örtme yasasıdır bu. Başka bir şey değildir. Suçsuzsa niye bu yasayı çıkarıyorsunuz? Minareyi çalan kılıfını uydurur demiş bizim halkımız, değil mi? Bakın, öylesine bir soykırım yaptılar ki tek farkı Almanlardan gaz odası eksikti. Ve bu topluma da yansıdı sonuçta. Nereye yansıdı? Bakın, elimizdeki bulgular net. 2015'te 10.082 kişi başına düşen milli gelir varken 2019'un sonunda 8.960, toplum da çökmeye başlamış. Topluma da sirayet etmiş. Hepsini bilimsel çalışmalarla bulduk. Sadece mağdurlar değil, mağdur yakınları ve toplum da çökmeye başlamış. Siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik olarak şu değerler arkadaşlar, hepsinde büyük çöküşler var. Bakın, Nature Index'ini yayınlıyorum. 47 ülke arasında bilimsel çalışma üretme açısından Türkiye sondan 12.'ydi.
Ne oldu biliyor musunuz? Bizim ligimizdeki ülkeler Tayland, İran gibi bilimsel çalışmalarını arttırırken bizimkisi azaldı o hal döneminde. Yine ülkeden bir kaçış başladı. Cumhuriyet döneminin en büyük beyin göçü yaşandı. İnsanlar ülke dışına çıkmaya başladı. Merkez Bankası döviz rezervleri 105 milyar dolardan 55 milyara düştü. Ve sonuçta insanlar bu ülkede kalmak istemedi arkadaşlar. Bakın imkanınız olsun. Teşekkür ediyorum Sayın Gergerlioğlu. Sayın Gergerlioğlu teşekkür ediyorum. Sayın Gergerlioğlu süreniz doldu.